vereceğim. Kızlarınız... Bunlar kızlarınız mı? Yok Esra'nın. Yok değil. Değil efendim. Değil. Değil, tamam. Okey, zaten onaylamak için. Değil. Sosyal medyada yayın yapan kızlar var. O kızların fotoğraflarını gösterdim. Bunlar sizin kızlarınız. Değil efendim. Ne bulmuşlar tablette? Hiçbir şey. Hiçbir şey bulamamışlar. Tam yani, sonra tekrar vermişler. Bu Facebook'lar son dönemlerde değil, başımızın belası bir TikTok var. TikTok'ları var mıydı? Yok. Yoktu. Ama siz bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Yoktu, baktı. Abisi baktı Esra'nın, yoktu yani. Hayatım, silmişler. O baktı dediğiyle öbürünün arasında biraz zaman geçti efendim. Belki ondan sonra var. Ondan sonra belki de silmiş. Bilmiyoruz. Olabilirler. Evden sıkıldık. Akşama kadar temizlik yapmaktan yorulduk. Biz gezmek istiyoruz. Başka istekleri var mıydı? Öyle bir şey demediler Esra. Biz gezmek istiyoruz. Yok efendim. Dese bana gezmek istiyoruz diye ben çocuklarımı götürdüm. Sıkıldık dedi yani. Biz buradan sıkıldık dedi yani. Üçü de aynı anda Üçü mı? De aynı dediler. Şimdi bunlar çok da komik kardeşler yani. Hani üçü geliyor, biz sıkıldık. Yani ciddi değil de şakasına söylediler yani. Gülerekten sıkıldık dediler yani. Sıkıldık. Kaçmadan önce mi söylediler? Evet, ondan belki 4-5 gün önce olabilir yani. Şimdi bazen konuştukça aklımıza daha fazla şey geliyor. Yani bu tablette bir şeyler yaptığından şüphelenip abi baktı. O tabletten sonra evde bir sıkı yönetim ilan edildi mi? Yok. Yok. Edilmedi. Yine soruyorum, kızların daha önce böyle 1-2 saatlik kaçmaları oldu Hiç mu? Yok efendim. Kapıdan dışarı çıkmazlardı Esra Hanım. Bizim komşularımız da biliyor yani. Evimizde benim kızım vardığını bilmiyorlardı. Bu kadar dışarı çıkmazlardı yani. Çıkmazlardı. Ceplerine para koysan... Siz onları markete, alışverişe gönderir miydiniz? Uzaktı. Zaten. Bakkal uzaktı, gitmezlerdi. Bakkal uzaktı, gitmezlerdi. Güvenir miydiniz anlamında söylüyorum. Güvenirim ya, ben kızlarıma güvenirim. Kızlarınıza ama... Kızlarınıza güvenirsiniz. Hani bizim şeyimizden dolayı, onlar kendileri bildiği için... Hani bizim de net olduğumuzu bildiği için çocuklar demek ki açılamamış. Yani çocuklar benim kendi düşündüm, benim kendi evlatlarım bunlar. Yani 18-20 yaşına kadar bizim elimizde büyüyen kendi canım, kanım, kendi evlatlarım. Yani bu, yani ben baba olaraktan benim çocuklarımın niye gittiğini bana hani siz sorar, insanlar sorar ki sorar yani niye gitmiş. Tabii. Biz niye biliyoruz. Niye gitmiş olabilir? Niye gitmiş olabilir? Ya bu çocuklar ya ümidi kesmiş yani, hayattan ümidi kesmiş yani, bizden kesmiş yani. Burada bu hayatın böyle devam edemeyeceğine kalbi kanaat gelmiş. Tamam. O, ben bu aileyle, bu yaşantıyla, bu kurallarla bu hayatı devam ettirmiyorum diyor. Kızlar isyan bayrağını çıkartıyor. Çek içinden. Ama... hangi hayatı sürdürmek istiyor? Mesela baba döver mi? Efendim şimdi şöyle. Şiddet uygular mısınız? Şimdi 7-8 tane benim çocuğum var. Hı hı. Şimdi nasıl söyleyeyim? Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarıyız yani. Hı hı. Ben Niğdeliyim, Keçikaleliyim. Yani aşırı öyle bir şiddet yok. Yani hani, evden, aşırı yok derken evden, az var da yok. Yani tam sıfır değil. Ama hani evden kaçacak kadar, üçü topyekun kaçacak kadar... Yani o kadar bir kötülük yok efendim evimizde. Yani fiziksel anlamda vurmanız var. Yok, öyle aşırı yok. Yani atıyorum, bana diyor ki eşim. Hı hı. Mesela 7-8 tane bu tabletin başına otururlarmış. İş görmezlermiş. Diyelim atıyorum yemek yapmazmış. He. Mesela atıyorum kızım, bu diyor ki sen bir tane ineğin var. Sen ineğe sağ gelinim. Hı hı. Bir tanesi de iki tane kangal köpeklerim var. Hı hı. Diyor sen de işte bu köpeklerinden tavuklara yem ver. Sen de yemek yap, sen de bulaşık yap. 4 kişi. Tamam. İşte biri görevini aksatınca yapmıyor diyelim ki. Bu da bana işte 5 diyor, 3 diyor. Diyor. Seni dolduruyor. Ya diyor. Sen de bütün hıncını çocuklarda kullanıyorsun. Biraz kızıyorum tabii. Bak şimdi kızmak ayrı, söylenmek ayrı. Her anne baba çocuğun iyi olması için tabii ki uyarılarda bulunur, kızar, söylenir ama... Mesela vurmak, hele özellikle de yaşça büyük biriyseniz çok gurur incitici bir şey. Evet efendim. Yani evet. Kabul edilecek. Karınızı dövüyor musunuz? Yok. En son ne zaman vurdunuz kızlara? Kızlara çok öyle ne zaman olduğunu hatırlamıyorum abla. Yani yakın tarihli yok, mi? Yok yani atıyorum. Yakın tarihli bir kızma iki ay var mı? Değil, var. İki ay önce vurdunuz öyle. Kızdım, vurmadım. Ha, korkarlar mı sizden? Korkarlar ablacığım. Yani böyle Sümbül, biraz önce sen şiddet görüyor musun? Yok. Babana söyleyeceğim dediğinde evde böyle bir sessizlik hakim olur mu? Esra Hanım, olurdu. En sona doğru olmadı. Hayır, olmadı. En sona doğru değil. Şimdi bazı evlerde şöyle vardır. Baba öyle bir korku otoritesi ki bunu baban duymasın, babana söyleyeceğim dediğinde o kişi böyle hemen mum olur. Kızlar da öyle midir? Önceleri oluyordu işte bundan 2-3, 4-5 sene önce. Şimdi olmamaya başladı. Yani. Biraz daha kendini bulduktan sonra aynen. Daha. Buradan kızlarınıza çağrıda bulunun Neşet Bey.
Ben kızlarıma çağrıda bulunuyorum. İsimlerini de tek tek söyle. Tamam. Ben buradan kızlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kameraya mı konuşuyorum Ezra Hanım? Evet, bu kameraya konuşuyorum. Şimdi kızlarım Yasemin Eraslan, Duygu Eraslan, İnayet Eraslan. Ben babanızım. Sizin her türlü yaptığınız hataya ben razıyım. Ayaklarınızı öpmeye razıyım. Benden korkmayın. Yani kesinlikle korkmayın. Yemin ederim Esra ablam da şahit olsun. Teninize dokunmam. Sizin için ölürüm. Bütün hayatımı feda ederim. Yani bir hata yapmayın. Ben zaten size öğrettim. Irzınıza, namusunuza sahip çıkmasını zaten öğrettim. Sizin sahip olacağınıza Allah bir kadar eminim. Kurban olayım, hata yapmayın. Kimsenin verdiği yiyecekleri... Ya. Yalvarıyorum. Yani gelin bize. Kimseden yardım yemek bekleme yemeyi kızım. Unuttum. Vallahi yemin ederim uyuyamıyoruz. Öldük. Yani siz geldiğiniz zaman babam şöyle yapar, böyle yapar falan demeyi bir unutun yani. Sizi ben elime bir geçirsem bir daha yemin ederim var ya kardeş olacağım, arkadaş olacağım. Ya her şey olacağım sizinle. Baba değil yani. Baba yok artık baba. Arkadaş yani. Arkadaş yemin ederim. Bütün Türkiye buradan devletime de seslenmek buyurun, istiyorum efendim. Devletinize de seslenmek. Devletime seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Başkanım, Bakanım, Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanım, Mali Allah Mali. Rızası için benim bu durumuma bir el atın. Yani biz belki çözemeyeceğiz yani yalvarıyorum. Yani bu kız çocuklarımı bu şekilde sokaklarda belirsizliğe bırakmayın Allah rızası için. Ama İçişleri yani, Bakanlığı devrede zaten siz kayıp başvurusu yaptınız tekrardan mı? Yaptık efendim. Ya, yaptınız. Şimdi herhangi bir zaten bilgi ya da yolda bir yakalama ya da bu kızlarla ilgili bilgi geldiğinde hemen polisler onları bulundukları evet. noktada tutar karakola ifade için götürürler. Evet. Diğer tarafta biz de hani kamusal yayın yaptığımız için yayınımız aracılığıyla hem Adanalı hem Mersin'deki seyircilerimize çağrıda tabii. bulunuyoruz. Bu pırlanta gibi böyle ekrana bir verelim. Seyircilerimizin bir kafasına kazınsın. Üç kız kardeş. Bakın yapışık gibi dolaşıyorlar. Evde de öyleler. Üçü 25 Mart tarihinde Ankara Yeni Mahalledeki evinden çıkıyor. Dolmuşa biniyor. Otogara gidiyor. Ve ardından da arama motorunda yapmış olduğu araştırmada hep Adana'ya gitme planlarını yapıyorlar. Adana'ya nasıl gidilir sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorlar internet üzerinden. Adana, Mersin ve Adana civarında olduklarını düşünüyoruz. O yüzden oradaki seyircilerimiz çok dikkatli olurlarsa onlardan gelecek olan bilgiler çok önemli. İhbarlarınızı bekliyoruz. İhbarlardan ilki canlı yayında. Funda Hanım, merhaba. Merhaba Esra Hanım, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nereden arıyorsunuz? Mersin'den arıyorum, Akdeniz'den arıyorum. Öncelikle anne babaya geçmiş olsun diyorum. Sağ olun. Allah razı olsun abla. Ben geçen gün salı günü parkta oturuyordum. Üç kızı gördüm. Evet. Tesadüf böyle otururken bir kadına soruyordu. Ucuz pansiyon var mı diye. Kadın da dedi ki bakımda şöyle dedi ki ne yapacaksınız pansiyonda dedi. Biz Ankara'dan geldik dedi. Anneniz babanız yok mu diye soru sorduğunda annem babam dedi ayrı dedi. Biz de buraya geldik diye konuşuyorduk. Kadın dedi ki pansiyon dedi burası çok tehlikeli. Kadınlar üç kız kardeş nasıl kalacaksınız diye söylüyordu. Yapacak bir şeyimiz yok dedi. Kanadan bakınıyorlardı. Hatta ekip geldi. Polis ekibileri görünce çok telaşlandı bunlar. Sonra yavaş yavaş yürümeye gittiler. Biraz ileriye gittiler. Yine oturdular. Ama ikisi kapalı biri açıktı. Doğru mu? Biz görmedik giderken. Yani kızlarınız hangisi kapalı? Büyükler kapalı, o küçük kafası açık olabilir yani. Bir tek İnayet açık evdeyken, kızlardan ikisi açık, biri kapalı olduğunu söylüyorlar. Kızlarınız giderken o evdeki siyah bir valiz var, böyle bir şey evet, aldılar evet, mı? Evet, evet. Küçük bir valizleri evet. var mı? Bu arada siz bizi Mersin'den arıyorsunuz değil mi? Evet, evet Mersin'den arıyorum. Tam o gördüğünüz bölgeyi tekrarlar mısınız? Ulu Cami'nin önünde gördüm. Mersin Ulu Cami'nin önünde salı günü gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. Doğru evet, mu anladım? Evet, doğru doğru. Ama çok telaşlı, çok korku içindir üçü de yani. Yani hele bir de açık olan birazcık konuşurken telaşlı konuşuyordu. Sanki gözleri dolu doluydu. Biraz böyle kekliyor gibiydi. Böyle konuşuyor ama duruyordu böyle konuşurken. Konuşuyor mu Esra Hanım? Tabii ki konuşabilirsiniz. Kızım İnayet. Yasemin, Duygu, asla telaş çekmeyin. Ben babanızım bak. Allah'tan sonra benim sizin varisiniz. Yani benim, bana güvenin. Hiç korkmayın. Korkacak hiçbir şey yok. Yani bana gelsin ne gelirse. Allah rızası için korkmayın.
Yemin ederim yani sizi bir bulayım, ne laf söylemesi, ne size hiçbir şey demesi. Kesinlikle kulunuz olacağım, ayaklarınızın altını öpeceğim. Yani biz ne yemek yiyebiliyoruz, ne içebiliyoruz, ne uyuyabiliyoruz. Hayat bana haram oldu. Allah rızası için korkmayın yavrularım, evlatlarım, güvenin bana. Vallahi telefon altındaki hanımefendiye sormak istediğin sorular var mı? Mersin'de kızlarınızı gördüğünü iddia eden, ellerinde küçük bir valiz. Tabii buyurun konuşun. Ya, yani üçü tek miymiş, yanlarına bir sorun. Başka bir adam insan var mıymış? Yani onu sor, direkt sorabilirsiniz. Hayır, insan yoktu. İnsan yoktu. Üçü oturuyordu. Parkta hani bir sandalye bir yerde oturuyorlardı ama telaşlılardı. Montlarında hatırlıyor musunuz? Şey evden çıkarken giydikleri bir mont vardır. Sırtlarında şişme mont var mıydı? Siyah olan böyle. Kaçı? Üçü de mi siyah? Kapalı olanın, bakın kapalı olanın birazcık kısa parçası gibi yani. Kısa ama hırka gibi demeyin. Parçası gibi biri vardı ama açık da şeydi, hırkalıydı. Neyliydi? Hırka. Çünkü hırkası vardı küçük, evet. Açık olanı. İkisi mont giymiş, birisi de hırka giymiş. Evet. Bir tane mi valiz götürmüşler yanlarına? Bir tane valiz, bir daha sırt çantası götürmüşler. Sırt çantası götürmüşler. Evet. Ben Mersin'de Ulu Cami'nin orada gördüğünü iddia eden bir seyircimiz var. Bu üç kızımızı görme şekillerini ve o gün yaşanan olayları da anlatıyor. Çok teşekkür ediyorum ve salı günü aslında bugün perşembe iki gün önce o bölgede gördüğünü ve pansiyon sorduklarını söylüyor. Söyleyin Neşet Efendim, Bey. Efendim bir de bizim Mersin'de çok köylülerim var, hurdacı. Onlara da bir mesajım olsun mu? Tabii, nereye mesaj istiyorsanız. Mersin'deki bizim köylü kardeşlerim, akrabalarım, Allah rızası için benim çocuklarımı bir arayın orada. Mersinli hemşerilerim, Allah rızası için bir bakın, Esra ablama bir telefon edin. Buraya bir ihbarda bulunun lütfen. Yani ciğerimiz yanıyor. Evlatlarımız, yani kimin evladı kaybolsa bu şekilde ne olmaz? Üç tane çocuk. Evet. Yani bizim gizlimiz saklımız, yemin ederim, yok. Yani gizlimiz saklımız varsa her türlü cezaya ben devlet kanalında da razıyım, her tarafta razıyım. Bunlar yani bizim altınları da bozduruyorlar. Şimdi kuyumcuya da gitmiş olabilirler. Kaç tane altın vardı? Beş tane efendim. Beş tane tam altın mı var yanlarında? Evet. Altın hiç problem değil. Ya beş altın değil yani. Şimdi hesap atın, ben on altın daha bozduruyorum, size göndereyim. Yani yemin ederim, yani sizin başınıza hiçbir şey gelmesin. Altın hiç problem değil. Ben Esra ablaya 10 tane altını getireyim, sizin hesabınıza 200 milyar atsın. Yok yok, ondan Neşet sormuyorum. Abicim, şimdi o sebepten, para mevzundan dolayı değil. Korkmasınlar yani. Şimdi ellerindeki para 80-90 bin lira yapıyor. Hani babam, kaç para Cumhuriyeti altın? 16-17 bin lira mı? 15-16 bin lira, evet. Tamam. Şimdi üç kızın belli bir süre hayatını devam ettirir bu para. Bu para bir yerde kaynağını bitirecek, biter işe efendim. İhtiyaç biter. Duyacaklar. Ama böyle kaçarak avare gibi yaşanmaz, dolaşılmaz ki. Şimdi bunlar benim kendi tahminim, birileriyle gitkin değildir. Tahminim. Yani, ben yani gitmiş de olabilirler. Bunlar nihayetinde genç, tahmin cahillik efendim de var. İnternetten bir delikanlının peşine biri takıldı, gitti belki de. Olabilir. Tahmin efendim benimki yani. Bu tamam. Tabii bilmiyoruz. Bu da benim tahminim. Hani yani ben sizin tahmininizde saygı duyuyorum Esra Hanım. Ben yani, de sizinkine. Yani görmedim. Ben sadece öyle temenni ediyorum. İnşallah öyle değildir. Yani bizden korkmasınlar. Kesinlikle yani çoluğuma çocuğuma biz işte düşün ya. Benim şu halimi düşün şimdi yani. Hı. Benim
Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.